Arkadaşlar, oturabilir miyiz? İyi ki varsınız, benim dostlarım, arkadaşlarım. İyi ki varsınız ki İstanbul'un ta öbür ucunda kalktık geldi. Mesela Şule arkadaşım geldi, Kenan arkadaşım geldi. İrfan arkadaşlarım geldiler. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli arkadaşlar, bugün 19 Şubat, 15 Mayıs var önümüzde. Bu 15 Mayıs bizim İstanbul'un bir ölçüde kaderini belirleyecek bir tarih. Yani bu 33 yıllık bir zihniyet, bir düşünce ya artık bir son vermek lazım. Çünkü ne mesleğin sorunları bitiyor, ne meslektaşımızın sorunları bitiyor. Burada artık herkes şahsi menfaatine özel çıkarını düşünür ama yaptığı iş karşılığında işini almak için düşünür. Meslektaşlarımızı bir noktada kullanarak mesleği yöneticiliğini meslek haline getirerek şahsi menfaat ve özel çıkar sağlamak ne bize yakışır, ne mesleğimize yakışır, ne de kendisine çağdaşım ve demokratım diyen meslektaşlarımıza yakışır. Onun için bence hiç din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş dahi ön plana çıkarmadan meslektaş olarak hepimiz bir masa etrafında toplanırsak, toplanabilirsek bu 33 yıllık zulmü, meslektaşlar için ben zulüm diyorum artık, bu zulüm haline geldi, bunu yıkabiliriz. Onun için mutlaka büyük masa kurulmalı. Bu masa etrafında mutlaka toplanmalıyız arkadaşlar, mutlaka. Başka türlü bu iş yok çünkü sıkıntımız büyük. İstanbul demek Türkiye'nin yarısı demek, Türkiye'nin tamamı demek. Onun için sizlerin hepinize çok çok görevler düşmekte. Önümüzde bir gün bile uzun bir gündür bana göre. 15 Mayıs'a çok daha zaman var. Bu tür kahvaltıların dışında sahalara inmeliyiz. Ofislere gitmeliyiz. Günceli yakalamalıyız. Yani görüyorum birçok arkadaşımız artık mesleğin %70'i, %80'i ofislerinde tek çalışıyor. Yani ne etkinliğe katılabiliyor, ne toplantıya katılabiliyor. Bunu da aşmamız lazım. Mutlaka artık arkadaşlarımızın bir araya gelmeleri, birlikte çalışmaları yürütmeleri lazım ki mesleki çalışmalarımıza zaman ayıralım. Hepinize teşekkür ediyorum İstanbul'un öbür ucundan geldiğiniz için. Biliyorsunuz Orhan Veli kaç yaşındaydı? 36 yaşındaydı. Ne dedi? Cep delik, yepken delik diye bir şiiri vardır. Onun için ceplerimizi düşünüyorsak, yepkenlerimizin delikliğini düşünüyorsak çalışmamız lazım arkadaşlar ve bu düşünceyi, bu zihniyeti mutlaka oda yönetiminden uzaklaştırmamız gerekiyor. Oraya İrfan'cığım bakma tavana ikide bir, yağmur yağıyor işte, ne yapacaksın dışarıda olduğumuzu düşün. Yağarsa yağmur yağar zaten. Tamam. Sürekli bana geliyor. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım belki sizin de söyleyecekleriniz vardır.